Herkese merhaba. Zafer Turu podcast'ine hoş geldiniz. Ben Deniz İksarlı Racing ve arkadaşım Soner Küpücü ile birlikte Rusya Grand Prix ve Ferrari'nin yavaşlamasını değerlendireceğiz. Soner hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. İlk bölümü Onur Tezoğlu ile çekmiştik. Bu bölüme yetişemedi. Kendisi epey yoğunmuş. O biliyorsunuz evli ve çocuklu olduğu için derdi başından aşkın diyoruz. Kendisine de buradan saygılar katılamadı bize. Umarım... En Maruz. azından Formula 1, gibi sıkıcı bir hayat yok şu sıralarda. Ha evet. evet tamam. Çocuğuyla oynuyor. Ne güzel oyunlar oynuyor filan. Mutluysa ne hala değil mi? Bir sonraki bölümlerde umarız. Kendisini de görürüz tekrar. Ee, Rusya Grand Prix'yi atlattık. Mercedes burada hiç yenilmiyordu. Ama geçen sene poli kaptırmışlardı. Onu da unutmamak <laughs> lazım. Ama ilk virajda kaybetmişlerdi. <laughs> Onu hatırlıyor musun? Evet. Yani çok eğlenceliydi. Şey birisi sapana falan bağladı herhalde Bottas'ın aracını. Bayağı iki Ferrari aracının ben çünkü şeyden önce tekrar baktım. Ee, yarıştan önce. Ulan dedi bu Vettel nasıl aldı burada poli falan. 1-2 olmuşlar. Sonra bir izledim. Bottas 3. sıradan bir kalkış. iki Ferrari'nin birden hava koridoruna girip hop diye ilk lider giriyor adam. Bottas bir de bu. <laughs> Evet canavar gibi. Bu Bottas'ın e, erken kalktığı tartışmalarının olduğu yarış bu muydu? Yok o Avusturya'ydı galiba. Avusturya, Avusturya zaten po miydi? Pol'den kalktığı zamanda o. Ha doğru. İşte çok, çok erken bir tepki süresiyle. Erken, bayağı ışıkla beraber kalkmış yani. Işığı, ışığı Bottas söndürmüş gibi. <laughs> ya yani onun gaz pedalına bağlıymış gibi. Ya da DBH diyelim. <laughs> yani. o bambaşka bir şey evet, değil mi? Evet daha doğru. Avusturya'ydı diye hatırlıyorum geçen sene. Bu o değil. Ben de onu bir ikilemde düştüm. Ya o muydu acaba diye. Değilmiş. Ben de onu o sanmıştım. Üçüncü sıradan kalkıp şey yerleşiyordu. Bir tek yani adamlar e, dört tane şimdiye kadar e, şi, bunlar önce dört tane Rusya Grand Prix düzenlemiş. Dördünde de yarışı kazanmışlar. Bir tanesinde poli bırakmışlar. Bu sene poli de aldılar. Yarışı da aldılar. Ve Ferrari e, kötü gözükmüyordu kendilerine evet. göre de yani şansımız olabilir Rusya'da e, pist bize uygun Vettel bir sürü çünkü Gülcükler dağıtıyordu. Mercedes'ten yarış boyunca da çok kopmadı Vettel. Ya yarış olayı e, ayrı onu çok değerlendiremeyiz de. Yani ben yarış öncesi konuşulanlardan işte antrenmanlardan oraya buraya bakıyorum antrenmanlarda dedik ki ben yazdım yani dedim direkt. Ferrari hız saklıyor. Bunu e, ancak 3. antrenmanda veya sıralamalarda anlayabiliriz dedim. Ferrari hız saklamıyormuş. Evet saklamıyormuş ama geniş geniş konuşuyormuş. Demek ki çok umutluymuş Vettel. Yani. Ben, tabii farkı kapatma e, ihtiyacından dolayı umut dolu arkadaşımız şu anda. Umut saniye kötü bir şey değil. Tabii kötü bir şey değil ama yarım saniye farkı yiyince bakalım önümüzdeki yarış Suzuka'da ne olacak? Şimdi adamlar biz niye dedik hatta eee geçmiş geyikliyoruzlardan birinde demiştim ben. Spa'daki spa sonrası olabilir. Spa'yı konuştuğumuz bölüm. Vettel'in nasıl geçtiğini gördük Hamilton'a. Düzlükte o kemel düzlüğünde tur, evet, indirir tur gibi, indirir gibi yürüdü gibi. geçti yani. İlk viraja girerken işte geç frenajla falan da değildi bayağı. Yürüdü gitti bir şeyin düzlüğün ortasında öndeydi o hakikaten bir elinde kahve bardağı varken diğer elini direksiyonu bırakıp Hamilton'a el sallarcasına geçip gitti. Evet, güzel bir tabir oldu. Ondan sonra ben dedim, ben bir şomazlıyımdır bu arada. Dedim ki e, bu belli ki Ferrari artık hız olayını da çözdü. Zaten tek eksikleri oydu. Düzlükte de bariz hızlılar. Çünkü herkes de bağırdı o hafta sonu. 0.3 saniye bizden hızlılar sadece düzlükte diye. Mercedes filan da bağırdı çağırdı. Ben de o, o zaman bir e, kötü bir laf ettim. Dedim ki bundan sonraki kuru zemindeki tüm yarışları Ferrari kazanacak dedim. Evet. Ee, i̇ki tane üçüncülükleri var. <laughs> bir tane ikincilik var o da. <laughs> Ondan sonrası facia yani. İtalya'da kazanamadılar. Poli alamadılar. Singapur'da, Singapur gibi bir yerde. Yani Vettel'in pisti, Ferrari'nin pisti. Yani daha ne olsun. Değil mi? Evet. Zaten Monza ve Singapur'u görünce ha dedik Ferrari artık şey olmuş. E, kırpılmış. Yani İtalya'da hız farkları yok. Hani o 0.3 saniye sıfırda olan fark yok. Singapur'da virajlarda iyi dedik o da yok. O mesela kafa karıştırdı. Singapur'da o kadar düzük yok çünkü. sadece düzüktekini kaybetseler genel normal virajdakileri koruyacaklardı. E, peki bu adamlar düzlükte 0.3, 0.4 vesaire hızlıyken ne oldu bu 0-3'e? İşte onu konuşmamız lazım. Rusya ile birlikte başlayalım bence. Rusya'yı bir anlatalım. Evet. Tartışalım ondan sonra bir bunu konuşuruz diyelim. Sıralamalara geldik. Bottas poli aldı. Bottas mı poli aldı Hamilton mı alamadı. Onu da çok anlayamadık. yani aralarındaki fark ne İşte nokta 145. Nokta 145 de şu var. Valtteri Bottas turunu geliştirdi biraz. İkinci turunda evet. galiba. Hamilton hiç geliştiremedi çünkü hata yaptı. Ee, i̇lk e, şeye 0.3 zaten... saniye önde girdi Hamilton ilk sektörde. Bottas'tan 0.3 hızlıydı. İkinci Hı -hı. sektör derecesi bir geldi 1.5 bir saniye yavaş yani. Belli ki pistten uçmuş dışarılara bir yerlere. Bırakmıştır yani. Öyle söyleyelim. Yapacak bir şey yok. Yani ama ilk turda Bottas ilk turlarda hani Q1'in ilk Q3'ün ilk turlarında Bottas Hamilton'dan iyi derece yaptı ve e, ilk sektörde 0.15 saniye şey iyiydi. E, Bottas Ortas. yine iyi, şey e, yok. Hamilton gene iyiydi. Botas Bottas orta sektörde çok fark açtı ve kazandı. İkinci tura bakınca Hamilton bu sefer ilk sektörde 0.3 saniye daha, daha iyi oldu. Ama e, ama bir yerde uçtu. İşte ikinci sektörde zaten Bottas orada çok iyiymiş. İkinci sektörde hava yoştu söyleyeyim. Öyle şey de bir durumu var. Kaldı. Zaten Hamilton da söylemişti hani Bottas bu pistte çok iyi benim de en kötü olduğum pist burası diye. Artık hmm. kıvırıyor mu bilmiyorum ama. Ya Hamilton'ın şöyle bir düşüncesi olabilir. Herhalde onun yerinde olsam şöyle düşünürdüm. bak 40 puan farklı liderim. derim. Ee, ve e, poli alamıyorsam da poli alacak olan adam takım arkadaşım. Ee, benim arka tamponum. Takım arkadaşım derken arka tamponum. Yani hani ilk turum ondan iyi değilse ikinci turda hayvan gibi zorlayıp risk alabilirim. Ben olsam ben de yapardım. Nasıl olsa yarışta geçeceğim. Evet. Yani yarışta yarışta takımım beni bottasının önüne taşıyacak diye bir düşüncem olurdu böyle. Kendini beğenmiş, beğenmiş. Ben olsam öyle düşünürdüm. Rahat edip deli gibi risk alırdım diye düşünüyorum Hamilton'da belki öyle yapmıştır. E, takım komple öyle yaptı görünüşe göre. Çünkü e, Toto Wolff şöyle bir laf söyledi yarıştan sonra. Takım emrini vermek zorunda kaldık. Çünkü yarış planladığımız gibi gelişmedi. Hmm. Ya 1-2 giderken nasıl planladığın gibi gelişmez bir yarış? Demek ki yani startta ne? veya ileride bir yerde Hamilton'ın botasının önüne geçmesini bekliyorlardı. Performansıyla. Evet, ya. evet böyle ilk turda ya da ikinci turda DRS açılmadan demek ki e, Hamilton bottası geçemeyince yarış DRS'de de geçemeyince. istediği gibi Heh. olmamış ve takım emri vermek zorunda kaldık dedi Toto. Haliyle e, bir garip bir durumlar var. Bir 2den memnun değil adamlar yani. <laughs> Öyle bir durum oldu. Tabii bir de 40 puan öndeyken niye böyle bir şey yaparsın? Kafası da var. Ya adamların aklındaki bu sefer de kendimi Toto'nun ve takımın yerine koyayım. E, 2007'de dünya kadar Farkla atıyorum. Önde giderken kaybedilmiş bir şampiyonluk varmakların için konuşuyorum. Şimdi sen de dünya kadar önün önde gidiyorsun ama e, rehavete kapılıp risk almak istemiyor adam. E, bunun içinde e, taraftarın ne kadar hoşuna izleyicinin ne kadar hoşuna gitmeyecek özellik varsa davranış varsa onları yapmaktan geri durmuyor. Kimin ne dediği umurunda değil. Benim de olmayabilir olmayabilirdi. E, şampiyon olacağım ben kardeşim diyor. Yani kafaya şampiyonluğu takmış durumda bu yolda da yaptığı her şeyi mübah görüyor. Balteri çocuğum sen dur şurada. Hamilton abin geçsin. Gitsin. Bir şampiyon olsun. Ondan sonra bakarız. Biz evet. Senin de şeylerine diye. Düşünüyordur herhalde. Ee, şöyle Bakın dedi. Olsam, ise, ben de böyle şeyler düşünür müyüm? Düşünürüm. Yani haberini okudun mu? Yarışın sonunda dediği laf vardı. Ee, sezon sonunda şampiyonluğu 2-3 puanla kaybedersek aptal gibi görüneceğime şimdi kötü adam olurum. Onu yeğlerim dedi adam. Yani. Şimdi Toto da e, adamını şampiyon yapmak için, yani şampiyon olma ihtimali olan adamını şampiyon yapmak için ne var, ne neye ihtiyacı varsa yapıyor. Onun işi bu. Evet. Ha, hoşumuza gidiyor mu? Hayır gitmiyor. E, tabii, zaten kendisi de söylüyor ya, söylemişti hatta bir yazmıştı yani içimdeki e, kalbimizdeki sporcu bunu istemiyor. Bundan nefret ediyor ama diyor yani rasyonel düşünmem lazım. Böyle. Bu 200 senedir özellikle o 2017'nin ortasında filan çok dikkatimi çekti. Bildiğin şirket gibi çalışıyorlar. Mafya gibi çalışıyorlar. Ee, bir yandan da ne gerekiyorsa yapıyorlar başarılı olmak için. 2017'nin yarısından sonra çok hızlanmaların sebebi oydu. Lastikleri çözemeyince Kanada civarı bir yerde Kapanmışlar fabrikaya. Gece gündüz çalışıp şeyleri çözdüler adamlar. Bunu ben şimdiye kadar yapan bir Formula 1 takımı görmedim. Yani şey hani bu adamlar e, boş vakit bulunca sadece gri alan stratejileri geliştirip durmuyorlar. Çalışıyorlar. Evet. Şimdi yarışa geldik. Yarış daha bir acayip diyeceğim. O kadar acayip de değil. Vettel'in bir şansı var gibi görünüyordu ama sadece Hamilton'ı geçme şansı görünüyordu. Yani liderliği alma gibi bir şansı yoktu hiçbir şekilde çünkü Bottas uzadı gitti. Evet hani yarışın başında startta belki ikinci tura kadar öyle bir şans gözüktü gibiydi. Vettel de öyle bir şans gördü sanki ama hani çok uzun sürmedi. Hamilton 40 puanın da verdiği rahatlıkla işte gaz pedalına oturdu. Vettel'in geçişine izin vermedi ve yarışın devamında da böyle bir şey izledik takip pit stoplara kadar. Pit stoplarda da başarılıydı aslında. Yani Ferrari akıllıca bir taktik yaptı. Hamilton'ı pit almakta geç kaldılar. Evet hani lider takımın böyle bir hatayı yapması çok garip ki ben pit stop stratejilerini çok geç öğrenen bir adamım. Ben yarışları izlerken oturup araçların birbiriyle olan mücadelesini izlemeyi seviyorum. Stratejiye çok kafa yoran biri değilim. Ben de öyle. Değildim. E, pit stop stratejilerini çözmem, hani biraz ona kafa yormam, e, çok geç gelişti. E, çünkü bir süre sonra pit stopları anlamadan yarış izlemek gerçekten çok sıkıcı hale gelmişti. Hani çok geç öğrenmeme rağmen ben bile Hamilton niye hala pitte de değil falan diyebiliyorsam, e, bu Mercedes ekibi orada ne yapıyor acaba diye düşündüm. Çünkü e, kameralar pit ekibini falan çektiğinde gördüm kimse bilgisayar oyunu oynamıyor, kahve içmiyor, dondurma yemiyor. E ne yapıyorlar bu adamlar? Niye Hamilton'ı pite almıyorlar diye sorup sorup durdum. Yani bir tur ya da iki tur sonra pite almak günümüz Formula 1'inde mücadele ettiğin adamdan bir ya da iki tur sonra pite almak çok büyük, çok büyük risk. E, zaten yani de şey çıkış turunda şaşırttım. Mercedes'i dedi adam. Evet. Yani pitten e, çıkış e, turunda e, Mercedes'i hemen... şaşırttım dedi. Demek ki yani iyi bir tur attı zaten. Ondan bahsediyoruz. Evet. Hamilton'da dedi ya bu nasıl oldu diye Vettel'in yani evet. önünde gör, görünce evet. ki hani çok beklemedi hemen akabindeki turda çok da güzel bir atakla geçti. Yarışın bence tek olayıdır. Geçti derken neredeyse ee, kaza yapıyorlar diye öncelik ilk denemedi. Ha, evet öyle bir güzel bir frenajı var hem de pistin tam en kenarında e, kirli olduğu noktada. Toz kalkıyor delik sağla... Tabii Hamilton'un sağ lastikleri pistin en kenarına yapışı verdi. Kirli bölümünde kaldı. Soldaki lastikler yol tutuş bölümünde, sağdaki lastikler tutmayan bölümünde. Çok riskli bir frenajdı. Zaten yarış sonrası açıklaması var. Hani kazayı önledim yaptığım frenajla yani falan diye. 2010 Macaristan yani mıydı? Macaristan'da da 2010 muydu? 2010'da herhalde ya. Hani ben bayağı yani, Hamilton'ın yana girebileceğini falan düşündüm bir anda pek girecek yer yani, yokmuş, frene basmış adam. Yani ben ben çok yana girecek diye düşünmedim. Hani izlerken, ha oradan değil, oradan değil falan dedim izlerken. <gülüyor> <gülüyor> o da tamam. yavaşladı. Oraya girmek Güzel için Baricello olmak lazım bir de o da var yani. Evet, oraya girmek için Baricello olmak lazım da Baricello da çıkışını düşünmeden giriyor. Ha bir de şu var, yani yanındaki adamın da şumar olması lazım. Hani bir nereye kadar sıkıştıracağını bilmesi lazım. Vettel'in açıklamaları da çok şeydi ya, yani baya baya bayağı alçak gönüllüydü. Yani yer bırakmam gerektiğini biliyordum. Yoksa kötü şeyler olabilirdi. E, dikkatli oldum. Geçirirken de ondan geçilmiş zaten. Adamı görememiş. Ama Hamilton bana... tam arkasından geliyordu. Aynada görememiş. Evet. Ama bana sorarsan, Hemaltın'ın Hamilton'ın frenajı ve Vettel'in orada Hamilton'a yer bırakmaması falan ben bence çok iyiydi. Çok güzeldi. Hani yarış sözcüğüne çok uygun hareketlerdi bence. Ondan sonrasında Vettel'in aynalarda Hamilton'ı görememesi, 3. virajda geçilmesi vs. Orada ben bir lastik şey kilitlemiş Vettel zaten. Orada bir momentum kaybetmiş. Hamilton evet, da e, bunu var. görünce durur mu? Yapışmış arkasına. Filan temelli şeylerdi bunlar. Oradaki geçiş manevrası da çok güzeldi. Ben çok beğendim. Riskliydi Çünkü, bayağı. E, çok riskliydi. Şöyle bir karşılaştırma yapayım. İşte günün pilotu Max Verstappen. Eee... Ben derim ki hadi oradan. Sebep şu tamam en çok geçişi yapan en aksiyonu getiren falan Verstappen diye düşünülebilir ama en geçiş en çok geçiş yapan pilot olduğu kısmında varım aksiyon kısmında yokum. Çünkü iyi bir aracı var piste uyan bir aracı var e, çatır çutur adam geçiyorsun. Bir de e, senin yarış için, için zaten. değil yani zaten sıralama turları için değil yarış için e, ayarlanmış bir aracı var. Zaten sıralamalarda kaza yapacak şey ceza alacaklar. Evet biliyordur. hani. Sochi'nin üçüncü virajında dışarıdan adam geçebiliyorsan sen ee, bunu sen yapmıyorsun. Bunu sen yapmıyorsun. Bunu aracın yapıyor. Bu basit bir şey yani. Birbirine denk olan araçlarla o virajda o şekilde geçişler yapman mümkün değil. Yani çok kolay evet. geçişler yapıyor. Ha, bu arada Max Verstappen e, bu yarışta kötüydü falan demek istemiyorum. Pistin her tarafında geçiş yaptı adam. Evet, Sağdan soldan her yerden geçti. Sağdan yani, soldan. Kartı. Üçüncü virajda da böyle hem içeriden geçiş yaptı hem dışarıdan geçiş yaptı. Ama kimleri geçti? İki saniye falan hızlı oldu araçları geçti. E, e, de açmış geçti gibi zaten. yürüdü adam orada yani. Aynen bir öyle. de hani büyük bal vardı. Olay, evet yaptığı olay çok büyük bir olay gibi görünmedi. E, ben işte... Ricardo'ya bakıyorlar arkadaşlarım öbürü niye gelemiyor falan diyor. E, Max Verstappen çok iyi olduğu için değil bugün Ricardo kötü olduğu için öyle diye düşündüm ama onun da bir ön kanat problemi varmış. Kafam kadar parçaya çarpmış ya pistin ortasında. Evet. Onun videosu o da o var. O yüzden yapamamış. Trump diye ses geliyor ki normalde o tarz parçalara çarpma mikrofona duyulmaz yani. Çok kötü ses geliyor yani. Evet o bu, bu, kocaman bir parça kopmuş lastikten. Adam e, lastikten diyorum ön kanatta. Kimden e, kopmuşsa o da deli... şeyden yani. Hayır yani öndeki araçtan kopmuş. Bu ona çarptı yüksek hızda. Hmm. Ön kanadından da bir şeyler kopmuş. O da arkadaki gazinin vizörüne çarpmış. O da öyle bir buatsızmış. <laughs> 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 hmm. Yani e, ha ne diyecektim? Şimdi hani Ricardo gelemedi. Max Verstappen gitti ama yaptığı iş çok büyük bir iş değildi bana göre. Altındaki araca bakıldığında. Yeah, evet. Burada şimdi Max Verstappen'in 3. virajdaki geçişleriyle ile Hamilton'ın 3. virajda Vettel'i geçişini karşılaştırayım. Hamilton aşağı yukarı birbirine denk olabilen bir aracı geçti. Ve yani nerede geçti? Mücadele değil. ettikleri bir üçüncü. aracı geçti yani. Evet. Evet. 3. virajın sonunda frenlemede ve geç frenle geçti. Bu yüzden çok güzel bir ataktı. 3. virajın sonunda 3. viraj sola doğru. Hamilton dışarıda kaldı. Dışarıda denk bir otomobille kendisini yakın hızdaki bir otomobilin yanında kalmayı başardı. Dördüncü viraj sağa doğru. Üçüncü virajda dışta kaldığı için dördüncü virajda içte kalmış oldu böylece. Avantaj elde etti ama geç fren yapması gerekiyordu. Bunu da hakkıyla yaptı. Yani o sırada da işte Vettel'in hatası var tabii. Bir ufak bir lastik kilitledi herhalde orada. Öncesinde. Hemen öncesinde. Kitlemiş, evet. hemen öncesinde. Fren, Fre frenaja başladığı sırada Hamilton daha tam içine girmemişken. Evet, Hamilton, e, o Hamilton'da yüzden böyle, o kadar yaklaşabilmiş ona. Biraz var. Evet, e, Hamilton da böyle arkaya roket takmış gibi birden uçu verdi ve biz normalde yarışı izlerken bunu fark edemedik. Kamera açısı o anda değişti çünkü. Evet. Bir baktık aa adam evet, girmişti diye <laughs> Aa bir baktık Hamilton böyle yarım araç boyu, bir araç boyu önde. Viraja önde giriyor. Ha dedik ne oldu orada? Daha sonrasında ne olduğunu gördük mesela. Çok güzel bir atakmış. Yarışın Bence yarış olan tek anıydı. Yani. Başka hiçbir aksiyon yok. Start var biraz. Biraz. O da, da zaten startta da, da hiçbir ya. alt olmayıp. Ee, bir de şey var. İşte bu pit stop geçişi var. Bir de yarışın yarış olduğunu Formula 1 gibi adaletsiz bir yer olduğunu böyle gözümüze sokan bir yerimize dürten bir olay daha oldu. Hamilton, Bottas, evet. takım emirleri. Evet. Böyle Avusturya. İşte Avusturya'da Baricello'ya yapılan şeyin aynısı. Rubens, bu let Michael pass for the championship diyordu Jantot. Evet. Bu da o olayın birebir aynısı ama yarıştan sonra sanki o kadar da tepki getirmedi. Tamam çok tepki verildi ama. Ya botası alıştıkları zaman için artık. Tepki... Yancı <laughs> alışıldığı için. Evet. Şöyle bir durum vardı. Baricello çok seviliyordu. Ondan ama da var. Sen şimdi sen bu takım evreni sezonun ikinci, üçüncü yarışında yaparsan Ha, evet, adama gülerler. Var. Avusturya öyleydi çünkü A1 o zamanlar. Evet, evet. E, sezonun ilk yarışlarından biriydi. Üçüncü yarışı mıydı, dördüncü yarışı mıydı neydi? Şimdi sen bu evet, hareketi orada, orada yaparsa, ta o zaman yaparsa adama söverler tabii yani. Zaten takım emri onların yüzüne gelir. Ama bu, bu durum evet, hani son dört yani. yarış, beş yarış kalmış. Hani hep Bottas'ın matematiksel olarak da şampiyonluk şansı yok galiba. E, mantıksız değil. Yani evet, yarış evet. için kötü. Kazanması gerekiyordu. Bu adam kaç tane yarışı bassızlıktan kaybetti. Bir tane bari bir yarış kazansın hakkıyla. Yani, yani Mercedes e yani, riske evet. alamadı. Ben Mercedes e o riske alamadı. İşte taraftarların işte bizim sitede yorum yapan birkaç kişinin söylediği Hamilton'ın şampiyonluğunu garantiledikten sonra diğer yarışları Bottas'a verirler diye ufak bir düşünce var. E, Bottas da istemiyorum 4. öyle bir şey demiş. Yani niye istesin ki adam? Ne kıymeti var? Adam yani hakkımla kazanmak yarışı. istiyoruz. Heh. Tabii ki kazanabileceği yarışı elinden aldın adamın, bütün enerjisini pipetle emdin, damlasını bırakmadın içinde. Ondan sonra yarış veriyorsun adama. Hani verilmiş yarış kazanılmış yarışla aynı olmuyor. Evet. Mümkün değil. Şarlıklak ee, Ama... iyiydi. Arada... Lekler çok iyiydi. Ya tur yemeyen son adam. Çok iyi. Ha... Evet tur yemeyen son adam çok iyiydi. Bir, bir pist dışı gezileri oldu galiba bir kere mi bir iki kere mi emin değilim ondan çok da kameralar hala leklerde değil çünkü leklerde olmadı herhalde öyle bir şey ya yani sağ haberlerden bir tanesi uçtu o da leklerdi galiba Ya yani start anında mı startta herkes uçuyor canım orada birbirine girmemek için sağ sola atıyorlar kendilerini ha bu arada bir de öyle öyle bir durum var İlk tur öyle kazasız belasız geçti ama işte bir Toro bir fren problemi var herhalde bir o... kişiyi gördük spin atarken arkada Hartley de atmış. Biz Gazli'yiz spin atarken gördük. Hartley de spin atmış. Evet, o normal bir spin değil yani. O araçla ilgili bir şey garanti. Ön frenleri çalışmamış iki aracında. Ön frenin çalışmaması ne demek bir Formula bir aracında? Frene <laughs> fren abanıyorsun, fren aşağıya doğru iniyor. Bir de hani arka frenler hep daha az basar ya. Aşağı evet. doğru iniyor. Gazi anlatıyor zaten. Pedal aşağı düştü düştü en aşağı düştü diyor. Bir de şu var sen frene bastığın zaman ön frenler tutmayıp arka tutarsa bayağı el freni etkisi bu. Cart. E tabi ko korku filmi gibi. Tabii. 280 mi ne spin atmış Gazze. Yani bir yere nasıl çarpmamış şaşırdım yani. Yani işte duvarın dibinde durdu aracı. Evet yani bir tanesi veya ik ikisi birden yüksek hızda bariyere patlayabilirdi yani. Bir de bir sene aynı turda olduğunu. Hakemler hangi birine koşacağını şaşırır yani. Evet. Böyle bir, böyle bir facia olabilirdi ama. Çok büyük ama facia bu, atlatılabilirdi orada yani. Farkında mıyız acaba? Bu sene bu fren hikayelerinden olan spinlerin sayısı hiç de az değil. Ya işte arkalar e, elektronik fren ya. Kers evet. sisteminin çalışmasından dolayı. Hibrit sistemden evet. dolayı. O bir şaşırıyor. Haas mesela bunu çözemiyor. Grosjean'ın böyle anlamsız anlamsız spinleri var. Anlıyorsun yani Grosjean'ın suçu değil o spin. Yani Pilot o kadar o, hızlı spin atamaz. Mi? Arka teker kilitlenmiş yani. Evet görür görmez anlıyorsun pilot hatası ha, değil ha, diye. şey değil. Ama hani bu da bu da hani korkunç bir şey ya düşünsene. Yani hadi Toro orada yalnızmış spin atarken. En arkalarda kaldılar gariplerim zaten. Ee, böyle etrafında 7-8 tane araç varken böyle bir şey olduğunu düşün. Tabii canım, işte Alonso'nun üstünden geçmesi gibi diğer pilotların artık ama halomuz var. Kafalarını koparmamız mümkün değil. Yaşasın. Vallahi o arabanın burnu halonun arasından girer. Gene girer girecek olsun, <laughs> <G> girer. <gülüyor> <gülüyor> o olabilir artık yani. Yaşıkta da başka <laughs> bir şey göremedik. Bir Force India'lar bir yer değişip duruyorlardı Magnusleri geçebilmek adına. Beceremediler o işi. Evet ikisi de sırayla denediler. Olmadı. Olmadı. Sonra o konu geri öne aldılar. Hani şey dokuzunculuk senin diye. Yürüdüler evet, gittiler. Sonra Sonra biz işte Hamilton Bottas'a yerini verecek mi geriye acaba falan diye düşündük. Geçen sene bir yarışta vermişti son turda. Ama o at, zaman at, at. şeydi, e, o zamanki durum o bundan zaman. farklı. Şu e, Öndekini geçebilir. Rayconer vardı galiba önünde. Öndekini geçebilirim evet. belki diye izin aldı. Geçemezsem yerimi geri vereceğim dedi aldı evet, geçemedi. Beş turluğuna izin Yay. aldı. Aha. Sonra o 5 tur 10 tura uzatıldı. Sonra 15 tura uzatıldı falan. Geçemeyince i̇şte son sonra... turda geri verdi yerini ki hemen arkalarında Verstappen vardı o zaman mesela. Yani geçilebilirlerdi de. Evet, Yer değiştiler. Hamilton, Hamilton çok yavaşladı. Son viraja kadar ciddi yavaş gitti. Hı -hı. İşte Bottas geçti gitti. Onu beğenmiştik, sevmiştik. O, o güzeldi. Zaten o şimdi evet yerini tekrar geri almalarız Ha saçma. Bottas önden gidiyor. Yani şey, e... Botas tabii önden gidiyor. Hamilton'ı kovalayan yok. Hiçbir sorun yok. Evet. Sen onu geri aldıysan niye boş boşuna bir daha şey yapıyorsun? Geri alacaksan niye geçirtiyorsun? Ama bu sefer işte? kötü oldu. Evet, zaten bu sefer işte Toto'nun e, o 7 puanlık riske girmeme isteği hani bir yönetici olarak düşününce yanlış bir istek yok, değil. Yok yani şirket olarak düşünürsen müthiş mantıklı bir. O da sonuçta bir bu, bu çünkü... takım oyunu. Evet ve Botas'ın şampiyon olma şansı yok. Heh. Bütün yarışları kazansa bile öyle bir şansı yok. O yüzden mantıklı bir hareket ama evet hoşumuza gitmiyor izleyici olarak. Nefret ediyoruz. Midemiz bulanıyor. Hatta kusuyoruz. Evet. Yarışı da böyle kapatmış oluyoruz da. Yarışta daha büyük bir problemimiz var bizim. Evet. Bu Ferrari'ye ne oldu? Yani baştan biraz evet, bahsettik. Bu... Spada sen e, roket gibi geçiş yap. Ardından üç yarışta tırtla. Ve büyük tırtla. Evet. Ne no... Evet, ne oldu bu Ferrari'ye? Şimdi ne oldu diye düşünürken Öyle. ortaya bazı iddialar atılıyor. İddialardan birisi e, bir haber çıktı Ferrari'nin yavaşlamasının sebebi Fia'nın ikinci sensörü mü diye. Ona da bir evet. e, açıklama geçmek lazım. Hani sensör ne, niye ikinci, İlki ne, evet. nereye takılıyor gibi bir, hani evet. şeyler. Fia'nın Ferrari araçlarını montelemeye mecbur bıraktığı sensör şeyden sonra çıktı. Hatırlatalım. E, Ferrari nasıl? işte e, bu tepe kamerasının üstüne çuval geçirip kapatıyordu ya evet. biz motoru soğutuyoruz hesabına falan. Ondan sonra yuka çıkan bir hikaye ne oluyor bu araçlara? Ne no, ne yapıyor bu Ferrari diye yapılan araştırmalar ve işte soruşturmalar sonucunda çıkan sonuç. Takımlar şikayet ediyor da işte Red Bull şikayet etti, Mercedes şikayet etti. Renault şey, Renault etti. E, Ferrari'nin bataryasında bir şey var. yani bizden daha fazla güç kullanabiliyor bu adamlar diye. Bunu şimdi neye göre biliyorlar, nereden öğreniyorlar bunu? GPS verileri tüm takımlara dağıtılıyor. Yani bir Ferrari'nin evet. mühendisi, bir e, Williams'ın hangi tur pistin hangi anında hangi turunda ne hangi virajdan hangi hızla geçtiğini görebiliyor. Evet. GPS verileri anlık olarak Hı -hı. hız verilerine sahipler. Pistin hangi noktasından geçtiğini bile görüyorlar yani, bırak şeyini. Evet. hız verilerini de görebiliyorlar. E şimdi sen e, bir herkes birbirinin aracına şeyine bakabiliyor. Ferrari düzlükte işte atıyorum düzlüğe başlarken 130 ile başlamış. İşte düzlüğün tam ortasında 280'e çıkmış. Sonuna doğru 320 ile dönmüş frenajı basmış filan. Ulan sen bir bakıyorsun kendi aracın tamam gene 130 ile bir şeyden çıkıyorsun. Virajdan çıkıyorsun. Senin araban oradaki 280'i göremiyor ki. 260'ı görüyor. Ferrari nasıl oldu da düzlüğün ortasında 280'e çıktı diye sorarlar adama. Şimdi inceliyorlar, evet. inceliyorlar. Ferrari belli bir yerde ekstra güç kullanıyor. Ve bu da hani bir yarışlık bir e, karşılaştırma değil. Bütün eee pistlerde bunu yapıyorlar. Bütün düzlüklerde bunu görüyorlar. Ve sonra şikayet ediyorlar haliyle. Tabii. Fiat'ta tabii hemen, hemen kontrol edelim diyor. Yani e, Mercedes'i şampiyon edelim Max değil veya Ferrari'ye gıcığımız var diye değil. Bunun tam tersinde 2017'nin başında Ferrari yapmıştı. Tam sezon başladı, başlayacak. Ön süspansiyon sistemini şikayet edip yasaklattırmıştı. Mercedes de Red Bull evet. çuvallamıştı. Hazırladıkları evet. tamir, üretmişler, hazırlamışlar. Teste çıkacak, yasaklanıyor. Hemen, alelacele şey yapmaları gerekiyordu. Aynı şey. Hatta bu Ferrari ondan daha erken haberi olmuş olsa bile şikayet etmek için bekleyip, son anı uygun bir evet. zamanlama, son anı bekleyip uygun evet. zamanlama tut. Tabii. Diyor ki yenisini getirip koyamasınlar diye. Aynen. En azından geride kalsınlar bir süre diye. Nasıl olsa çözecekler evet. ama Evet. biraz geride kalsın herhalde. yani FIA'nın işte biz Mercedes'in tarafındayız ee, yok Ferrari'nin tarafındayız gibi bir tavrı yok bu konuda öyle bir şey yapamazlar zaten, zaten tepelerine binerler o doğru üst yönetim şey. gelen şikayeti değerlendirmekle yükümlü ee, bir sürü takım şikayet ediyor ve değerlendirmeye alıyorlar olay bu Bu süreçte işte e, <laughs> Ferrari'nin sistemi FIA'ya e, açıklaması gerekiyor Ferrari açıklayınca <laughs> birkaç şey öğreniyoruz işte İki tane batarya gibi görünüyormuş Ferrari aracındaki hibrit bataryası. Aslında bir batarya ama iki batarya gibi sistemde görünüyormuş. İki batarya gibi görünüyorsa büyük ihtimalle o iki bataryadır zaten. içten bölüktür filan da bir sebeple. Öyledir tabii ki. Yani lityum iyon bataryalar tabii. kullanıyorlar. Bir de şu hibrit var sistemi. bataryadan çıkıp tur kullanabileceğin bir enerji miktarı var sınırlanmış. Tur başına 4 megajül deniyor. Nereye evet. denk geliyor, megajüle ne diye sormayın, ben de bilmiyorum o kadar detaylı. Bir enerji miktarı yani şu kadar kilowatt kullanırsın gibi bir şey. Onu e, zaten tüm araçlarda ölçüyor Fia. Onun bir e, sensörü değil de hibrit sistemin çalışma lokları üzerinden ölçüyorlar onu. Herkes onu bir şekilde Fia'ya göstermek zorunda Fia bunu anlık denetliyor zaten. Fazlasını istersen kullanabilirsin. Ama Fia'nın anında haber olur. Bu sefer böyle bir şey olunca FIA birkaç sensör yerleştirdi şeyin üzerine. Ölçüm cihazı yerleştirdi. Yine olayı çözemediler. İşte Ferrari'nin aracı legal dediler. Öyle dediler. Sonra o kameranın üstüne kapatılan yastığımsı tor, garip torbalar ortaya çıktı. Tekrar sorguladılar FIA dedi Ferrari'nin sistemi legal. Sonra da bir tekrar bir kontrol icra etmek zorunda kalmış. İkinci bir sensör yerleştirmiş galiba şeyin üzerine. Ve onu da dediklerine göre aracın üstünde. He, yani aracın üzerine yerleştirilen bir sensör var. Onu da e, dediklerine göre Belçika'dan sonra yerleştirilmiş. Evet. Zaten Ferrari'nin yavaşlama hikayesi de Buyur. Belçika'dan sonra. Abi, başlıyor. mis gibi komplo komple teorisi Ayman. sana. Belli ki evet. Ferrari o batarya sisteminde o 4 megajı sınırı aşan bir şey buldu. Onu kullandı hilesini yaptı. Artık fiyayı da atlattı. Artık kullanamıyor. Bu düşüncenin biri. Çok mantıklı görünmüyor. Onu özellikle söyleyeyim. Çok mantıklı gibi görünse de değil. Bu kadar net yani bir fark, teorisi bu kadar bariz severlerin, hıhı. Bir... komple teorisi severlerin hoşuna gidecek türden bir şey. Ee, ben de severim öyle şeyleri. Ha, ama gerçek ama olma ama ihtimali daha... de epey var. Onu da söyleyelim. Gerçek olma ihtimali tabii ki var. Formula 1'in tarihinde böyle şeyler çok yapılmış inanılmaz şeyler var işte kalkış kontrol sistemleri işte ışıklarla beraber. Yarış sonunda kendini imha eden traction control gördük biz. Hangi yılda? Evet 94 öyle mıydı? şeyler var. 94. 94. Benetton'da sadece Schumacher'ın aracında kullanılan takım evet. arkadaşı Jos Verstappen soyadından tanırsınız. <laughs> Onun aracı da olmayan. Launch control i̇şte Schumacher'e de Schumacher e de işte çekiş kontrol şampiyonu. La kabının takılmasıının evet. nedeni olan. Hatta e, seninle yarış dışı kaldıktan sonra sezonun ikinci yarışım ikinci yarışında bana yarış dışı kaldıktan sonra şey garaja geri dönmüyor ya pistin kenarına oturuyor virajın birine araçların sesini dinliyor Duymama şansın zaten yok evet. harala görele veya 12ler ler veya onlar geziyor ortalarda diyor ki şu aracından farklı bir ses çıkıyor virajda evet. Evet. ya yani bir motordan farklı bir ses çıkıyorsa o traction kontroldür hele o dönemde. Evet, ya öyle o, yani öyle bir çok... ortaya bir iddia atıyor falan fıstık. Bu Senna öldükten çok sonra e, kanıtlanabiliyor. Kanıtlanamıyor bile. E, bildiğin e, yani yarış o... sonunda iptal ediyor şeker dedi. Yarış, <laughs> yarış bitmiş. Garaja gelirken, park fermiye gelirken tık 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 tuştan bas. Kontrol yazılımı silin. Aa bak yok. Onu ne dedi yani, çok... o zaman? Hatırlıyor musun bilmiyorum. Yazılımın kaynak kodlarını bize verin dedi. Bunları da çıkardılar Hı. verdiler. Bütün takımlardan bunu istedi bu arada. Hani tek kişiden evet. de istemiyor. Sonra bir baktıran, evet, baktılar. Aa traction kontrol Yok traction kontrol var. Kullanıldığına ait yarışta kullanıldığına dair delil yok. Ha, İspatlayamazsın yok. dedi adam. Benetton. Benetton'un başında kim var? Kim var? Sen, sen biliyor olman lazım. İspatlayamazsın ne demektir? Suçu işledim ama senin kanıtın yok. Öyle bir piçliği evet, yapan kim var? Kanıtsın, kanıtsın. Ceza keseme bir mi var? He, Flavio Briatore. <laughs> Başkası <gülüyor> mı olurdu sence? Neyse. <laughs> e, öyle de bir durum. Ha Bu arada komik bir şekilde gene o senenin McLaren'de otomatik vites keşfediliyor. <laughs> Vitesleri yani, kendi evet, yükseltiyormuş. De. Yükseltme de varmış. Ee, yani Hakinen falan kullanıyormuş o zamanlar onu yani. Öyle de yani, bir komedi var. Şey. Yasak olmasına rağmen otomatik vites keşfediliyor. Evet. O, olay tabii bütün ilgi Benetton'a kayınca e, McLaren e, o konuyu daha o çok uzun süre saklayabilmiş. Tabii, he. İşte o şeyde kaynak kodlarını verin deyince ortaya çıkıyor. Bir de o kadar evet. önemli de bir şey değil otomatik vites yani. Sana çok fazla bir şey kazandırmıyor. Upshift'ler e, sadece doğru. kullanıyorsun. O arada böyle zaten ortalık karışık. Sen de sil onu, devam et diye böyle arada kaynamıştır büyük ihtimalle. Ona bir ceza çıktığı bir şey. Bilmiyorum ki Benet Hı. ona bile verememişlerdi. Ha i̇şte Formula 1 tarihinde var böyle bir ha, böyle şey. Böyle hileler. E, abilik abilik şeyler Kalkış anında işte yeşil ışıklara işte tepki süresi olarak işte of. daha çabuk olsun diye. Aracın kendi kendini kaldırması gibi. Ya o bir hangi bir yarıştı ya? 97 var. miydi? 97 idi galiba. 97 mi? 99, 99 muydu? 90 Hatırlamıyorum. 90, 99. 90. Bir Jerez'deki bir yarış da olabilir. Hatırlamıyorum hangisi evet. ama. O, o sisteme sahip araçlar kalkış yaparken diğerleri duruyor. Çok komikti. Çok komikti. <laughs> e, yeri gelmişken onu da bir kısaca anlatayım. E, araçların altında tam grid'de FIA'nın sensörleri var. Araç orada mı diye bakıyor. Araç doğru yere konumlanmış mı diye bakıyor. Ve e, araç doğru yerde olduğu zaman hani Charlie Whiting'in önünde bir ışık yanıyor. Tüm araçlar doğru yerdeyse Charlie Whiting'in önünde bir ışık yanıyor. Diyor ki herkes tamam startı başlatabilirim diye. E, Fiyanın yazılımında bir hıyarlık varmış. Start başladığı anda, yani start verildiği anda sistem kendini kapatıyor. Start verildiği an derken 5 kırmızı ışığın söndüğü an, yani yarışın başlaması gereken anda bu sensörler devre dışı kalıyor. Artık sistem kapanıyor ya tamam benim işim bitti deyip kapanıyor. Evet, yani tam, tam orada devir düşalıyor. Tam pilotun debriyajı bırakıp gaza yükleneceği an. Tam o an bir yani tam ışık söner sönmez böyle. Hı. Pilot şeyler takımlar Bit sonuçta yani buna başka kelime bulamıyorum. Bunu Hı. fark ediyorlar. Hı. Onu hatta bir YouTube'da görüntüsü var. Eee bulursak atarız yine. Onu fark ediyorlar. E, ve oraya hemen karşısına bir sensör daha koyuyorlar. O sensör çalışıyor mu diye kontrol edin. Debriyaja doğrudan bağlı. <laughs> o sensör e, kapandığında e, da debriyajı e, bırakıyor. Düşünsene pilotsun arabanın içinde duruyorsun. Ne zaman söneceği belli değil. Şimdi araba birden fırlıyor. Ve ışıkla beraber fırlıyorsun. Evet. Oh niye ne hala değil mi? Otomatik kalkıyor. Bizim evet, yarış oyunlarında yaptığımız şey. Otomatik evet, kalkarsın pilot yani. Pilot olarak aa yürümeye başladık deyip aracı kullanmaya başladık. Dur vites arttırayım falan <gülüyor> <gülüyor> ya, Bütün İkinci yarış oyunlarında öyledir ya. Hani Gaza basası evet. basası gitmez bu ışık sönünce kendi gider bildiğin evet. o hesap. Aynısı, aynısı. Yani onu yapmışlar. Bunda, bunda, bu da şöyle ortaya çıkıyor. Ee, bir yarış gene başlayacak hemen formasyon tur atılmış araçlar durmuş tam yarış başlayacak ee, hani beş kırmızı ışık yanıyor böyle üç dört beş yanıyor arka taraflardan bir pilotun yanlış pozisyonda yanlış yerde olduğunu fark ediyorlar. Hani bir grid oluşturulamamış bir sebeple. Onun haberi oluyor FIA'nın. Start'ı iptal ediyor. He. Start'ı iptal edince 6 tane araba, 2 tane McLaren, 2 tane Jordan, 2 tane bir şey. Williams galiba. <laughs> Birden fırlıyorlar dışarıya ve frene asılıyor pilotlar. Hani ne oluyoruz diye. <laughs> Çünkü start verilmedi. <gülüyor> start <gülüyor> Ama verildi. biz kurulamış olduk. Kalkıyor. <laughs> yani start iptal edince o sensörler yine kapanmış. Arabada tabii diye fırlayınca pilotlar frene asılmaz. Orada fark ediyorlar böyle bir hinlik oldun. O bile o, yani formel komik yanları yani. Evet bu videoyu şey bulup da şey bu yayının altına koyalım. Gerçekten evet. çok komik. Ya harbi rezillik. <laughs> bu kadar mı böyle hani donun düşük yakalanırsın ya. <laughs> böyle bir hani, Evet Formula 1'imizin tarihinde böyle gri rezillikler resmen var kabak gibi çıkıyor ve fark edemediğimiz kim bilir neler var. İşte evet. şimdi de Ferrari'de e, böyle bir şeyler var, var, zaten. acaba Şeyde, soruşturması var. E, tüm araçlarda hani sonuncu dahil tüm araçlarda en az bir illegal parça vardır diyorum. Ben. vardır mutlaka vardır. Yani o iddiam hep şey yapıyor. Kimde daha çok varsa o kazanıyor. <laughs> Kimi diyebilirse. <laughs> evet. Yakalanmadan kimde daha çok varsa o kazanıyor yani. Doğru evet. yakalanmadığını söyleyecek kralsın. Şimdi Ferrari'nin hızının düşmesinden bahsediyorduk. Hani FIA'nın motora taktığı, batarya taktığı ekstra sensör artık Ferrari yakalanacağını anlanıp, anlayıp sistemi kullanmamaya, daha doğrusu legal bir şekilde kullanmaya başlayınca hızı düştü deniyor. Evet. Ama Ferrari yine o düzlük ortalarındaki hızı bir miktar devam ediyormuş yine. Hani bu sistemden olmayabilir bu hızın düşmesi. Bir de şu var, tüm takımlar sürekli gelişiyorlar. Mercedes de yeni parçalar getiriyor. 0.3, 0.2 kadım kadım güncelleniyor araçlar hızlanıyor. Sezon başı ile sonu arasında bir buçuk saniye fark var aynı araç arasında. Evet, şimdi, şimdi komple teorimizden biraz he, daha mantıklı bu olan kısmı esas ayalım. söylenen kısım aerodinamiği Mercedes, şey, Ferrari geliştirirken ters yöne, yanlış yöne sapmış. Araba daha hızlı görünüyor ama ayar tutmakta zorlanıyorsun. Evet. Arka tarafı yeterince yere basmıyor. Ön tarafı fazla basıyor. Bir Denge evet, ayar yaşıyor. aralığı daralmış gibi görünüyor. Çok evet. daha dar bir aralıkta e, ayar yapabiliyorlar gibi görünüyor. O da bir pistin tamamını aracı ayarlayamıyorsun demek. Büyük ihtimalle aracın arka tarafının yere basmasında problem yaşıyorlar. Çünkü Rusya'da çekilmiş fotoğraflar var. Mercedes'in aracının arka kanadı bariz bir şekilde daha ince. Ferrari, Monaco'ya yakın bir ka arka kanatla çıkmış. Mümkün değil. Evet. Yani şey. kan kanat açısı Ferrari'de Mercedes oranında oldukça yüksek. Demek ki araçta ciddi bir downforce eksikliği vardı. Bunu da arka kanatı yükselterek, açısını mecbur büyüterek çözebildiler. An. Mecburen. Yani bu, bu genelde arkadaki takımların yaptığı şeydir. Yani downforce yok, mecbur kanadı yükselteceğiz. İşte düzlük hızımız evet. düşük olacak ama yapacak bir şey yok. Durumuna Ferrari'nin düşmüş olması demek çok ilginç. Hakikaten. Evet senin, senin Twitter'da paylaştığın fotoğrafı da koyalım bence. Olabilir. Orada bariz görünüyor kanat farkı Twitter'dan takip eden evet. zaten görmüştür. Öyle de bir olay var veya bu ikisinin kombinasyonu da olabilir. Evet hani mantıklı olan tabii ki ikincisi aerodinami hikayesinden doğan fark. Daha olası, daha mantıklı, daha gerçekçi. Ama Formula 1'in tarihine baktığımızda da yok canım o kadar da değil diyebileceğimiz şeylerin defalarca kez gerçekleştiğini bildiğimiz için sensör hikayesi de Ferrari'nin of bir yolla e, hız kazanma hikayesi de inanılmayacak bir şey değil gibi görünüyor. Tabii. Bunu da at, konuştuğumuzu, atlattığımıza göre şu Hankook'a bir giriliyor. Hankook mu? Hankook mu diyeceğiz bunu? Hankook değil mi? Hank Hankook. Hankook. Korece öyle mi okunuyordu? acaba? Ne demekse artık o Hankook. Korece eminim kesinlikle öyle okunmuyordur. He. Ama işte biz Hankook deyip geçelim. Koreli bir kız arkadaşım vardı benim de. Şimdi ulaşamam ona. Neyse. Ee, konuyu kapatalım. Bendeki, konu, ben de bunu, bu, bu duyulmasın yani bunu keselim. <laughs> <diyemeyelim>. ee, <laughs> her neyse yurttaydım o zamanlar. şey üniversitenin başları. O çok eski zamanlar. Ben de üniversiteden sonra Japon. Kore'ye gidemedim. Ee, bu ja Koreli bir üretici var Hankook. Duymuşsunuzdur belki. Türkiye'de biz çok severiz. E, çok yok galiba. Çok dikkat çekmiyor galiba ama evet. e, büyümeye çalışan iyi üreticilerden biri. Şu an DTM'e lastik tedarik ediyorlar. Tek tedarikçiler. Hatta DTM'e evet. geldikleri zaman bile şaşırmıştı. Aa Hankook kimmiş ya falan gibi olmuştu. E, F3'e şeyde... şey yapıyorlar. Formula 3'e tedarik ediyorlar. Tek tedarikçiler. Evet. Yani balon hani bunun dışında... Şey Bir binek tarafta e, driftçiler, drift camiasını takip edenler vesaire çok bilir bu markayı. Hmm. Yokohama ile birlikte. Evet, e, bu adamlar da büyümek <laughs> istiyorlarmış ve e, Fia tarafından onay almış durumdalar. Pire 2020 ve sonrası lastik tedarik e, e, ihalesi için Pirelli ile beraber başvuran iki firmalar ve evet, Pire e, FIA, Fia ikisine de onay vermiş Pirelli. durumda. Pirelli'nin yapabildiğini zaten biliyoruz. Hankook da tesislerini filan Fia'ya göstermiş. Fia demiş ki, hani, tamam bunlar lastik yapabilir. Yani Formula 1 için güvenli lastikleri yapabilir demiş. Hankook'da evet. artık bu saatten sonra şeyle Liberty Media ile Pirelli ile beraber görüşecekler. Kim daha çok parayı verirse o tedarik edecek yani. Bu sistem Evet oldu. işte zamanı geldiğinde ihalesi olacak. İhaleye gidecekler. E, masanın üstüne daha çok nakit koyan alacak. Tabi evet. hani burada e, yine de Pirelli'nin birkaç senedir Formula 1'de olan varlığının getirdiği bir avantajı illaki var. Tabi devası ee, avantajı bunu... var. Bir de süperkarlarda hep Pirelli geliyor. Onun da evet. bir pazarlama avantajı var falan. Hancock yani. yok. Bir mu? de tabii ki Avrupa tarafında, Amerika'da e, pazarlama ve PR açısından Pirelli'nin çok büyük bir üstünlüğü var. Evet. E, bakalım Hancock işte e, Koreli üretici diğer pazarlara açılmaya ne kadar istekli. Yani Hankook zaten gibi Pirelli gibi olmak istiyor, tanınmak istiyor. Evet o, evet. o yüzden kesenin ağzını bizi şaşırtacak şekilde açabilirler. Eee evet, belki Liberty'yi Liberty'yi de şaşırtabilir. Gelin bakayım siz o zaman diyebilirler. Ben çok isterim. Ve bunun için gelmeyeyim. adım atmaya başlamışlar. Haberi vardı. Brixton'un eski yarış direktörü Hirohide Hamashima. Aa, evet. O adamı almışlar. Ve 1 için lastik geliştirmeye hazırlanmaya başlamışlar. Bu kapsamda de... FV33'ü satın almışlar. 2011 Williams aracı. Çok severiz. For, benim en sevdiğim 1 aracıdır. 2011 Williams aracı. Hatta benim tek sevdiğim Formula 1 aracıdır desem yeridir yani. Tasarımlar, renkler. i̇lk Aldığım de. model, ilk, i̇lk aldığım model de o muydu? Evet. Yani ve deli para verip almıştım ona ben. Pastor Maldonado Edition. <laughs> Valla öyle. Bir de onun fotoğrafını koyalım haberin altına. <laughs> tamam. Koyayım. Bir Ama de... FV33'ün değil senin modelin. Ha, tamam tamam var onun fotoğrafları <laughs> koyarız. Bir de Formula <laughs> 2 aracı almışlar. Ve bu araçları ...mevcut lastik boyutlarına modifiye edip... ...hani bu şişman lastikler var ya artık... ...onları modifiye edip... E, ...piste denemeye başlamışlar bile. Ve eski evet, bir, bir Formula ben... E pilotunun... ...yaptığına inanılıyormuş... ...bu sürüşleri. Evet. Yani şeye bakalım... Ee, ...ya bu bristol Bristol işinin içine girince... ...ben işkilleniyorum. İşte Hı. Hirohide Hamashima'yı almışlar ya... ...ben... Ee... Bridgestone'un Formule 1'deki varlığından rahatsız olan biriydim ben. Yani hmm. Nedeni de o zaman Formule 1'de iki farklı lastik üreticisi vardı. Michelin vardı. Mi? Bridgestone. So Michelin, vardı, Michelin vardı, Ferrari vardı. Evet Michelin vardı, Ferrari vardı orası doğru. <laughs> o yüzden Bridgestone'u sevemiyorum. Şimdi e, bu, bundan önce bu haberden sonra seninle konuşurken ben şey sanmıştım. Hani iki lastik üreticisi birden olacak. Lastik savaşları olacak lastik savaşlarının olmasını istemeyen biriyim. Çünkü e, Formula 1'de iki tane lastik üreticisi varsa bunların bir tanesi kesin spesifik bir takıma yapışıyor. Ona özel lastik üretiyor. Bridgestone kullanıcıların düşünsene. E, üç tane takıma lastik veriyorlardı. Ferrari ve Uydular'ı. Ee, Uydular yani değil ya. Jordan, Jordan ve Minardi'ye veriyorlardı. Ama işte şu var. Bir şekilde... Kullandığın lastik Ferrari aracına göre tasarlanmış. Ya sen ha. kendi... Canına. Ne oluyor Bizim sokaktan, Bizim sokaktan bir şey geçti. <laughs> ee, yani... Hala geçiyor. Bu ne Hala biçim geçiyor. ilginçlik. Bu... <laughs> e, o zaman işte Ferrari aracına göre yapıyordu ve diğer takımlar aracını ya Ferrari aracının dengesine getirmek zorundalardı ya da lastikleri evet. kullanamayacak durumda kalıyorlar. Evet. Hatta bir tane karşılaştırma hatırlıyorum. Şimdi arasam mümkün değil bulamam ama ee, araçların ön lastiklerinin karşılaştırması vardı. Pitte fotoğrafı çekilmiş. Tam pitten çıkarken işte pilot direksiyonu çevirir ya. Lastik döner açılanır. Evet. O anda çekilmiş Michelin'lerin ve Bristol'ların fotoğrafları. Bristol'ların ön lastikleri daha dar. Galiba evet bir... daha oval da, daha oval bir yapıya sahip. Şekil farklıydı, genişlik falan aynı ama şekil farklı, yanak evet. şekli falan farklıydı. Yanak şekli farklıydı. E, araç yavaşken e, işte 200 km hıza henüz erişmemişken yerle temas eden yüzeyi daha farklıydı, daha azdı vesaire. İlginç. Öyle vardı, garip yani. gariplikleri vardı. Ferrari onunla gayet canavar gibi gidiyordu ama diğer takımlar zaten. Çok yüksek performans gösterebilen takımlar değildi işte Jordan Ama o Bristol'ın hayrını gördüler 2005'te. Evet gördüler. Altı aracı başladı o meşhur yarışta. Pite girmek zorunda kalmadılar ya. Evet pite girmek zorunda kalmadılar. Hani ben iki üretici birden olacağını düşünmüştüm. İlk Hancock'un geleceğini, gelme ihtimalini duyduğumda ama öyle değilmiş. İşte onun da kötü yanı tam da bahsettiğin şey. İşte Hancock atıyorum Mercedes'e yapışacak. İşte Pirelli de evet. Ferrari'ye yapışacak. Onlara göre lastik yapacaklar. Geri kalanları da başkası başka araç için tasarlamış lastiği kullanmak zorunda kalacak. Ve aradaki farklar büyüyecek. Zaten şimdiki haliyle 1,5 saniye sıralamada fark var büyük takımların. İşin olacak 1,5 saniyeden sonra olacak 2,5 3 saniye. Yani ne eğlencesi kaldı bu işin. Olacak. O yüzden iki tane lastik üreticisini istemiyorum. Zaten bir tanesi gelecekmiş. Evet, i̇şte ihaleyi hangisi yok. alırsa. Sıkıntı yok, yok. sıkıntı yok. Ben de hani Pirelli'den çok şikayetçi değilim. İlk başta geldiklerinde çok eleştirildiler bu adamlar. Peynir gibi lastik yapıyorlar diye ama. Hani o istendiği için öyle. Yani. onu yaptılar. Yani evet. çok başarısız bir üretici değil. Gayet de istenileni yaptılar. Çok da başarılı üretici olduklarını gösterdiler. Ben değişimi değişimden çok şikayet etmem. Hancock gelsin. Yeni bir üreticimiz olsun. Yeni bir marka hakkında bilgi sahibi olalım. O Onlar marka kendini geliştirsin. Yarın öbür gün üretilmiş bir Ferrari ile... Hancock lastiğiyle çıksın. Yani çok isterim. Ferrari olmaz da bir McLaren olur ne bileyim bir Mercedes olur bir X süper araba mesela bir Pagani düşünsene bir Pagani yeni versiyon tanıtıyor. Zora diye evet. bir şey. Hankook lastikle çıkıyor. Şaşırtıcı evet. olmaz mı? Bence çok güzel olur. Ayrıca ben Hankook lastiklerin üzerindeki Hankook yazısını da çok beğeniyorum. Pirelli'ler de böyle... fena durmuyor ama. Pirelli düz yazıyor ya o yüzden sevmiyorum o düz He. yazıyı. Lastiğin eğimini takip edecek marka yazısı böyle bu diğer gibi. Döndüğü zaman abuk bir görüntü olmayacak. Güzel bir çizgi haline gelecek. Ben pirelli renkli lastik yapıyor artık biliyor musun? Yeşil, ha, evet, beyaz ya. şey evet. yeşil diyorum. E, kırmızı, sarı, beyaz. Böyle evet, evet, bayağı Formula 1 lastiklerinin yanında çizdiği şekillerin aynısını yol lastiğine de koyuyor ve güzel bir Ferrari alıyorsun. Ona da hemen kırmızı Pirelli takıyorsun. Kırmızı zaten Ferrari. Onu default kabul ediyorum. Çok Ki, güzel olur. Saburları da Hamurları da birbirinden gerçekten farklıysa? Değil değil. Sadece renk seçiyormuşsun. Değil. Renk seçiyormuş. Onu özellikle yani baktım o, ben. O, o da güzel. Yani sanki araban varmış gibi de baktım Ferrari varmış gibi de. Yani. <laughs> e, o, e, o olur canım yani niye öyle diyorsun? Neydi? Olur pirelli Pirelli yani. Pizero Color Edition diye geçiyor onlar. E. E, hani sembolünüze takacaksanız güzel o. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı sembol alın, kırmızı lastikler takın. Tabii ama benim scooter'ımda bile Pirelli var yani. Evet. Onu da hatırlatalım. Evet, onu da altını çizelim. Başka konuşacağımız bir konumuz yok görünüşe göre. Diyeceğim bir şey yoksa evet. kapatalım. Diyeceğim bir şey yok. Gerçekten bu konuşmalar yarıştan daha zevkli oluyor. Değil mi? Hakikaten. Sırf Bunun yüzünden yarışı izlemek zorunda kalıyorum düşün yani. Ben sana dedim Rusya'yı izlemeye gerek yok diye ama sen <laughs> <laughs> Hazırlıksız çıkılmaz. <laughs> Zafer turunu izlediniz, dinlediniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz.